Hepinize hoş geldiniz, ben Ayşe. Bugün birlikte çok ama çok övülen, yani onları görmeden bir günümüzün geçmediği ürünleri denediğim bir video ile birlikteyim. Gerçekten bütün bu övgüyü bu ürünler hak ediyor mu? Yoksa birazcık abartılıyor mu? Bunu konuştuğumuz bir video ile birlikteyiz. Video içerisinde söz edeceğim hiçbir ürüne bir garezim ya da markayı karalama gibi bir fikrim yok. Sadece ben kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer benim beğenmediğim bir ürün sizin beğendiğiniz bir ürünse kullanmaya devam edin. Herkesin cildi, görüşü, hepsi birbirinden farklı. O nedenle ben bugün sizlere kendi deneyimlerimi anlatıyor olacağım. Ayrıca videolarımdan hoşlanıyorsanız videomu beğenip gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim deyip hemen ürünlerime başlıyorum. İlk ürünüm tabii ki de bir cilt bakımı ürünü. Cilt bakımı bir yere kadar yaptım sırf bu üründen konuşabilmek için. Bu da La Roche-Posay'nin Kika Plus Balm adlı ürünü. Bunu hem bebekler hem yetişkinler kullanabiliyor ve özellikle cilt bariyerinizde probleminiz varsa, cilt bariyerinizin düzeltilmeye ihtiyacı varsa bakmanız gereken ürünün bu olduğu söyleniyor. Ben bu ürünle yaklaşık olarak bir sene kadar önce egzaman başladığında doktor tavsiyesiyle başlamış ve ürün hakkındaki her şeyden ölümüne nefret etmiştim. Çünkü ben bu ürünü nemlendirici sanıyordum. Dağılması çok zor, ciltte ağırlık veriyor, cildime benim istediğim kadar nem vermeyen garip bir ürün gibiydi. Sonra bunun farklı bir kullanım şeklini keşfettim. Eğer siz de ben gibi bu ürünü aldığınız, nemlendirici zannettiğiniz, yüzünüze sürdüğünüz ve bunun hakkında her şeyden nefret ettiyseniz bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ben bu şekilde kullanana kadar bu ürünü pek haz ettiğimi söyleyemeyeceğim. Bu üründen bu kadar alıyorum ve bunu cildime yayacağım. Ama bunu ben şu anda nemlendiricim olarak kullanmayacağım bu arada. Bunu sadece nemlendiricimin altına bir basamak gibi kullanacağım. Bunu bu şekilde kullandığınız takdirde özellikle akşamları kullanırsanız ciltlerinizin bariyerinin hızlı bir şekilde onarıldığını görebilirsiniz. Her yaş grubu kullanabildiği için bebekle dahi evlerde bulunması gereken bir şey. Özellikle egzama probleminiz, rozva probleminiz gibi bir şey varsa ya da kullandığınız aktif içerikler tarafından cildinizin bariyerinin bozulduğunu hissediyor ve cildinizde hassasiyet oluştuysa çok yardımcı olacak bir ürün. Bunu nemlendiricimin altına uyguluyorum ben. Yani normal nemlendiricimle bu ürünün üstüne devam edeceğim. Ama bunu bu şekilde uyguladığınızda cildinizin yoğun bir şekilde nemlendirdiğini ve bu nemi eğer gündüz uyguladıysanız ben gibi bütün gün koruduğunu akşam kullandığınızda da mesela bunu slugging ürünü olarak da kullanabilirsiniz. Bu arada yumuşacık bir cilde uyandığınızı fark edebiliyorsunuz. Daha önce bu nemlendiricimi sürmeden sanki cildimin üstünde oturuyormuş gibi dururken bu şekilde cildinize emiliyor. Bu ürün övüldüğü kadar var mı? Evet, eğer cilt bariyerinizin onarılmaya ihtiyacı varsa ama ben bu ürünü sadece benim bugün gösterdiğim şekilde kullandığım sürece seviyorum. Son dönemde yani en çok övülen ten ürünlerinin başında bu arkadaş geliyor. L'Oreal Tourmage Nude Plumping Tinted Serum denen renkli bir serum aslında. İçerisinde %1'lik saf hyaluronik asit içeriyor. Bu ürünün bende şu andaki rengi 0.5 2 veri light rengini kullanıyorum ben. Kullanmadan önce güzelce bu ürünü bir çalkalamanızda fayda var. L'Oreal Tourmage serisindeki kapatıcı benim en sevdiğim kapatıcılardan bir tanesi. Ben bunu daha önce birkaç kez denedim ki iyice fikrim olursun bu videoda size hani ilk izlenim gibi cevap vermeyeyim diye. Bu şekilde pipetli bir formda geliyor ve incecik dediğim gibi su gibi bir yapısı var. Ben bu tarz ince yapılı bütün ürünlerimi ellerimle uygulamayı tercih ediyorum. Elime şöyle ilk önce 1, 2, 3, 4 damla alıp direkt şöyle uygulayarak başlayacağım. Bu şekilde kabaca bir yayıyorum. Bu serumun fondöteni ben cildime sürdüğümde bana verdiği hissiyat bir renkli nemlendirici hissiyatı. Bu ürünün kapatıcılığı ince azdan ortaya doğru. Yani bu üründen yüksek bir kapatıcılık kesinlikle beklemeyin. Üst üste uygulayarak birazcık daha kapatıcılık alabilirsiniz ama benim uyguladığım 3-4 damlalık miktarla aldığınız etki azdan ortaya doğru bir kapatıcılık. Bu nedenle günlük kullanım için uygun olabilecek. Özellikle nemli bitişli ürünleri seviyorsanız bakabileceğiniz bir
ürün kendisi. Lanetenimi uyguladım. Şu anda cildimdeki duruşunu iyice sizlere göstereyim. Ürünün hafif böyle nemli bir bitişi var ve incecik bir yapısı var. Gördüğünüz gibi cildinizde resmen ikinci bir deri gibi oturuyor. Ürün cildinizin üstünde oturmuyor. Ama uzun süreli dayanıklı fondötenlerde olduğu gibi bu ürünü siz sabitlemediğiniz sürece cildinize de oturacak bir ürün değil. Ama ben çok az pudra kullanmama rağmen gün içerisinde sağa sola oynayan da bir ürün olmadı. Bu ürünle ilgili şöyle bir şey diyeceğim. Eğer ince yapılı ürünlerden hoşlanmıyorsanız, renkli nemlendiricilerden hoşlanmıyorsanız bu ürün size göre olan bir ürün değil. Aynı zamanda bu üründe şöyle bir şey var. Şu anda sanki benim cildimden bir tık açıkmış gibi gözüküyor. Bu ürünü rengini seçerken ürünün cildinize uyguladıktan sonra yarım ton koyulaştığını göz önünde bulundurarak almanızda da fayda var. Bunu da kesinlikle atlamayalım. Ama onun dışında günlük bir ürün olarak ben bu üründen memnunum. Sadece ben ellerimle uygulamayı seviyorum. Makyaj süngeri ve fırçayla uyguladığım takdirde verdiği etkiyi sevmedim ama ellerimle uyguladığım sürece güzel sonuçlar aldığımı söylemeliyim. Ardına herhalde bugüne kadar övülmüş, en çok övülmüş allık ve bronzer grubuna geldik. Bunlarla ilgili benim problemim biliyorsunuz. Bunları çok spesifik bir şekilde kullanmadığınız sürece bu ürünler cildinizde pek işe yaramayacak. Özellikle sadece kapatıcı kullanıyorsanız, fondöten falan kullanmıyorsanız bu ürünleri çok seversiniz. Ama tersi hareketlerle cilde dağıtıldığını genellikle görüyoruz. Bu ürünleri bu şekilde cildinize uygularsanız ve cilt altında bir fondöten varsa bütün altına sürdüğünüz ürünü cildinizden kaldıracaktır. Bu şekilde alacalı bulacalı bir hale getirip makyajınızı bozuyor. Bunları çok spesifik bir şekilde ya cushionlarla uygulamanız gerekiyor. Tampon hareketlerle böyle cildinize bastıra bastıra. Ya da uygulayacaksanız şu şekilde uygulayabilirsiniz. Ürünü alın, elinizin üstüne koyun. Ben ancak bu şekilde bunları, eğer fondöten gibi bir şey kullanıyorsam çalıştırmayı başardım. Çünkü ürünler elimdeyken kullanmamak da biraz bana saçma geliyor. Ve bunları şu şekilde nazik tampon hareketlerle cildinize uygularsanız ancak o zaman düzgün bir bitiş alabiliyorsunuz. Çok fazla altındaki ürünü böyle dairesel hareketlerle sağa sola atmadan, hani yerinden oynatmadan işlem yapmanız gereken bir ürün. Allah'a geldi sıra. Ben bunun ilk olarak RD1 rengini almıştım. Ve bunun kalıcılığını ben hiç sevmemiştim. Biliyorsunuz, daha önce söylemiştim. Bana dediniz ki renkle alakalı bir şey. Bunun en güzel ve en çok satılan rengi BE01 dediniz. Ve ben BE01 aldım. Ama bununla ilgili gene aynı şey var. Bunu bu şekilde, bunun rengi bu çok güzel bak şimdi. Onun hakkını yiğidi öldür, hakkını yeme. Ama bunu genelde Duo Fiber fırçayla karıştırdıklarını ben görüyorum. Ben bütün krem aldıklarımı genelde bu tarz bir fırçayla uygulamayı sevdiğim için bunu gene aynı şekilde böyle dairesel hareketlerle uygulamaya kalkarsanız altındaki ürün kalkmaya devam ediyor. Ürün devam ediyor. Ve bunlar sulu boya gibi aşırı pigmentli ürünler değil. Bunları yine aynı mantıkla uygulamakta fayda var. Elinize ürünü alın, ya cushion fondöten cushion'la uygulayın ya da şu şekilde elinize alın. Bu allık fırçasının temizini alıyoruz. Elinizden yine fırçaya bu ürünü yedirin ve tampon hareketlerle uygulamak istediğiniz noktalara ürünü uygulayın. Yani bu ürünler benim çok sevdiğim ürünler değil. Ben normalde kapatıcı uygulamama rağmen özellikle spesifik bir şekilde bu ürünler uygulamam gerektiği için krem ürünleri ne kadar sevsem de elimin çok gittiği ürünler olmadığını söylemeliyim. Ama seveni de çok. En azından elinizde varsa benim gibi ve kullanmak istiyorsanız ama benimkine benzer sürekli fondötenizi kaldırdığını düşünüyorsanız bu şekilde bir deneyebilirsiniz diye düşündüm. Ve sıra geldi maskaraya. Bu da Maybelline Curl Bond maskarası. Bu maskarayı denememi çok istediniz ve birazcık hani oturmasını da beklemek istedim maskaranın. Bu şekilde gerçekten kıl tüyleri olan kıvrımlı bir fırça olarak geliyor ve kirpik kıvırıcıları kenara atmanız gerektiğini söyleyen ve özellikle hassas
gözler için çok seveceği göz yak verme formülasyonu olduğu söyleniyor. Şunu söyleyebilirim. Evet. Eğer çok hassas gözleriniz varsa, maskaralar genelde sizin gözlerinizi yakıyorsa bu maskarayı çok seversiniz. Ben de hiçbir şekilde bir yanma yapmadı. Ki benim gözlerim gerçekten lens kullandığım için her maskarayla anlaşabilen bir kir göz yapım yok. Şimdi bunu kullanacağız. Her zaman olduğu gibi kullanacağız. Dediğim gibi gerçek kıl tüyleri, kıl uçu olan bir maskara. Ben genellikle kıl uçlu maskaraları beğeniyorum. Bir kat daha aldığımız etki bu şekilde. Baktığınızda evet kirpiklerime güzel bir volüm verdi, uzunluk verdi. Ama kirpik kıvırıcıyı size attıracak bir ürün mü derseniz hayır, değil. Eğer mesela kısa kirpikleriniz varsa, düz kirpikleriniz varsa sadece bu maskara sizin kirpiklerinizi kıvırmaya yeter mi Ayşe derseniz zannetmiyorum. Ben bunu günlük hayatımda kullanmaya devam eder miyim? Sorumun yanıtı evet. Bittikten sonra koşa koşa gider bunu alır mıyım? Hayır. Maybelline'de benim daha çok sevdiğim mesela Maybelline Lash Lift maskarası var. Onu koşa koşa gittim. Tekrar satın aldım. Çünkü o maskarayı gerçekten çok severek kullanıyorum. Her gün fikrimi sorduğunuz ürünleri şöyle topluca nasıl, nerede düşündüğümü sizlerle paylaşmak istedim. Daha fazla bu tarz videolar, makyaj videoları gelsin diyorsanız videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda size ufak bir sorun var. Son dönemde çok fazla uygun fiyatlı ürün satın aldım. Çünkü bendeki uygun fiyatlı ürünlerin çoğu artık uygun fiyatlı olmaktan çıkmıştı. Böyle birkaç alışveriş videosunu dolduracak kadar ürün var. O nedenle alışveriş videolarını birazcık aralara serpiştirsem ne dersiniz, görmek ister misiniz? Bana fikirlerinizi yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri açıklamalar bölümünde linkleriyle birlikte bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşça kalın.